Rockstar, Microsoft, EA başta olmak üzere pek çok büyük firmanın indirimleri bulunuyor arkadaşlar Steam'de. Ben de bu indirimlerle ilgili konuşmak için karşınıza bir kez daha çıktım. Hepinize merhabalar, ben Orhun Kayal. Dediğim gibi karşınıza ay takvimi yeni yılı indirimleriyle ilgili konuşmak için çıkıyorum. Bu indirim dönemi ara indirim dönemlerinden biri olsa da pek çok büyük firma çok sayıdaki oyunuyla indirime giriyorlar. Biz de zaten bunlara kategori kategori bakacağız. Firma firma bakacağız aslında bakarsanız diyebilirim. Oyunlara bakarken bir yandan özellikle Rockstar oyunlarıyla alakalı bir durumdan ötürü fiyatlarla alakalı bir uyaracağım bir mevzu olacak. Bir de ayrıyetten tabii ki hangi oyunları Game Pass'ten ya da EA Play'den oynamak falan filan daha mantıklı. O konuda da mümkün mertebe bilgi vermeye çalışacağım. Bunlara odaklanacağım. Mümkün mertebe cebimizden az para çıkarak oyun oynama şansımıza sahip olabildiğimiz şeyleri kestirmeye, tespit etmeye çalışacağız. Biliyorum ki sömestr tatiliniz de başladı. Umuyorum karneleriniz de iyiydi arkadaşlar. En azından karne alanların karnesi iyidir. Üniversite döneminde olanların da keyifli bir sömestr dönemi, final dönemi bitmiştir ve sömestr dönemi başlamıştır. Aşağı yukarı herkesin değişiyor ama 3 aşağı 5 yukarı yakındır diye tahmin ediyorum. Böyle güzel dileklerimi de söyledikten sonra bir de son zamanlarda birazcık böyle bir şey hani halsizlik falan var. Bir de baş ağrısı falan, bu havalar bir garip biliyorsunuz Ocak ayı itibariyle. Bir süredir video falan da yapamıyordum. O yüzden de kusuruma bakmayın diye de onu eklemişti. Olayım, hala daha biraz böyle bir baş ağrısı falan yaşıyorum. Daha doğrusu ara ara ağrılar geliyor. Siz de aynı durumdaysanız arkadaşlar dikkat edin kendinize. Yarın öbür gün birdenbire soğuyacak da gibi de gözüküyor hava diye. Size burada amcalık tavsiyelerini verdikten sonra lafı daha fazla uzatmayayım. Hadi indirimlere bakmaya başlayalım. Şimdi Steam'in sayfasına girdiğiniz anda sizi zaten devasa Rockstar indirimleri karşılıyor. Ancak şu aşağıda, hemen biraz da aşağıda bulabileceğiniz ay takvimi yeni yıl indirimi sayfası da, banner'ı da var. Bu banner'ı da açmanızda yarar var. Bunun özellikle önemli olan kısmı diğer firmaların indirimlerini bulmak açısından yardımcı olması. Geri gelince anlatacağım onu ama ilk önce direkt Rockstar Games indirimleriyle başlayalım ve şey, buradaki uyarımı da yapayım size. Uyarı neyle alakalı? Bakın arkadaşlar, GTA Trilogy biliyorsunuz GTA 3, Vice City ve San Andreas remaster olarak PC'ye gelmişti. Ancak Steam'de yerini almamıştı. Steam'de şimdi 1150 lira gibi bir fiyattan giriş yaptı ortama. Söylemesi kolay diyeceğim ama 1150 sayısını söylemek bile zor. Şimdi %50 indirimle 575 liradan satılıyor. Uyarının sebebi şu arkadaşlar. Kaliteli de bir remaster değil. Öncelikle onu söylemiş olayım. Yani 1150 lira değil de 575 düşmüş. Aman ben bunu alayım falan diye düşünenleriniz varsa hiç girmeyin. 575 değil de belki 180 falan olsa hani alınabilecek kalitede. Çok başarılı bir remaster değil de açıkçası bunlar. Yani halihazırda 180 lirayı bile hak etmesi tartışılır olan bir oyunu buraya koyarken 1150 liradan koymuşsa Rockstar, halihazırda kaliteli olan Red Dead Redemption gibi, GTA 5 gibi ya da birazdan da konuşacağımız diğer oyunlar gibi oyunların fiyatlarını nasıl 300 liradan ya da işte 210 liradan bırakır? Sizce bırakır mı? Biraz mevzu. Hiç almayacağınız bir oyunu almanız için teşvik etmeye de çalışmıyorum ama yani ben bir gün oynayacağım, işte para biriktiriyorum, bir indirim döneminde alırız, aman bu yaz oynamam, bir sonraki yaz indirimlerinde alırım falan gibi düşünüyorduysanız, kış indirimleri döneminde de hani almadıysanız vesaire, belki kaçırmak istemeyebilirsiniz. Yani %100 zam geleceğinin garantisini veremem ama yani ben kendim otomatik olarak sorduğum soruyu size aktardım arkadaşlar. Şu GTA Trilogy Definitive Edition'ı 1150 liradan koyan Rockstar daha ne kadar bu fiyattan tutar esas kaliteli olan oyunlarının fiyatını diye düşününce ben açıkçası kaçırılmaması gerekiyormuş gibi hissettiğimden sizle böyle paylaşmak istedim. Umuyorum ki ne anlatmaya çalıştığımı anlamışsınızdır. Red Dead Redemption 2 ile GTA 5'i yani biliyorsunuz, ekstradan tekrar kalitesini anlatmaya da gerek yok gibi geliyor bana. Sonra aşağı geldiğim zaman tek olanlar klasik Red Dead Redemption ve GTA 5 değil. Aynı zamanda Max Payne'ler de indirimde ama ben bunu çözemedim. Sadece galiba Türkiye'de Max Payne 1 ve 2 satılmıyor. Şey diye aradım. Böyle bir triloji paketi varsa birini alayım da, yani bir paket alayım 3'ü hepsi içinde olsun gibi bir durum varsa diye ona da baktım. Onu da bulamadım. Bunun çözümünü bilen ya da nedenini falan bilen varsa yorumlara da yazsın arkadaşlar. Bir dönem kaldırılıp geri geldiğini hatırlıyorum ama şu an niye yok onu çok bilemediğim için beni de bilgilendirmiş olursunuz. Üçlü bir paketi uygun fiyattan olsa yakalanır falan ama sadece Max Payne 3 almanızı seviyorsanız tavsiye edebilirim. Kötü oyun değildir de esas aslında burada alameti farikası bu indirimin Max Payne trilojinin ilk iki oyunu diyebilirim. Eleanor'un iki oyunu, yani bir versiyonu bir de normal versiyonu. İndirimde %70 indirimde 43 liradan Eleanor alınabilir. Yani VR versiyonunun bilmiyorum çok özel bir esprisi de bana kalırsa yok. Hani VR için özellikle VR olarak tasarlanmış oyunları tavsiye edebilirim belki VR tarafına da. Yani Eleanor'u VR'a uyarlanmış hali çok çekici de gelmiyor bana. Zaten kaç tane VR olan var ya, uzattım bile gerek yok. Bunun haricinde de iki klasik var. Bir tanesi Bully. Bully ile alakalı çok yine bir şey söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama bir okul kabadayısını oynadığımız oyun 8,5 liraya düşmüş. Hakikaten klasiktir. Bayağı da eğlencelidir. Yani saçma sapan durumlarda bulursunuz kendinizi. Garip garip görevler de yaparsınız falan. Onun haricinde çıktığı dönemde çok tartışmalı olan Manhunt diye bir oyun var. Tartışmalı olmasının sebebi içerdiği şiddette. Hani bayağı artı 18 bir oyun arkadaşlar. 18 yaş üstü, 18 artı bir oyun. Kendisi 6,5 liraya
düşmüş. Hani zamanında bu kadar bir tartışılmış olan bir oyun nasıl bir oyundu? Tartışıldığı kadar negatif bir etki yaratan bir şiddet mi var içerisinde? Manalı mı manansız mı falan gibi şeylerle ilgileniyorsanız belki buna göz atabilirsiniz deyip hemen bir sonraki indirim sayfasına giriş atalım. Dediğim gibi Ay Takvim Yeni Yıl indirim sayfasına geldim. Burada göstereceğim, yani üzerine konuşacak çok da bir oyun yok. Çünkü hani daha böyle firma kataloglarının dışında kalmış olan oyunları buraya koymuşlar. Hepsine dair fikrim de yok. Tanıdık birkaç tane isim vardı. Dorf Romantik güzel bir bulmaca oyunuydu. Zaten bağımsız da bir oyundu ve küçük de bir oyundu. 16 liraya düşmüş. Bulmaca oyunlarıyla ilgileniyorsanız göz atabilirsiniz. My Time at Sandra, My Time at Portia diye bir oyun vardı. Onun devam oyunu diyebileceğimiz bir oyun. Stardew Valley'nin 3 boyutlusu gibi diye düşünebileceğiniz mantıktaki bir oyun. Göz atabilirsiniz. Fist güzel oyundu. Biraz pahalı ama çok tatlı bir aksiyon platform oyunuydu. Combo bazlı bir şeyi vardı. Dövüş sistemi vardı. Oradan belki ilginizi çekebilir. Bunun haricinde pek çok işte JRPG türünde ya da görsel roman türünde oyun burada bulmanız da mümkün. Yine göz atmak isteyebilirsiniz buradaki sayfaya. Sonra yakın zamanda çıkacak olanları falan koymuşlar. Ama esas kısım bu arkadaşlar. Hani diğer firmaların indirimlerini merak ediyorsanız nereden bulurum diye işte Sega'nın, Electronic Arts'ın, Bandai Namco'nun, Xbox'ın falan buradan ulaşabiliyorsunuz. Ulaşması daha kolay oluyor. Değil mi? Hani bu sayfayla genel olarak işimiz de buydu. Buradaki indirimlere de böyle bakmış olduk. Sonraki sayfaya geçtiğimizde Xbox Game Pass, ya da Xbox Studios, Game Studios, Xbox'ın stüdyoları, Microsoft oyunları diyeyim ya, ve Bethesda oyunları diyeyim. Game Pass dememin sebebi tahmin edebileceğiniz üzere buradaki oyunların büyük bir kısmı zaten Game Pass'te var. Ama bazı oyunları Game Pass'e her ay ödeme yapmak yerine bir sefer satın alayım ben bunu zaten oynarım sadece diyenler için mantıklı fiyatlar olabiliyor. Onları yakalamak mümkün olabilir. En basitinden Gears Tactics, XCOM gibi sıra tabanlı strateji oyunlarından hoşlananlardansanız Gears Tactics sizin için iyi bir tercihtir. Ben başka türlü de bir şey zaten Game Pass'te oynamam diyorsanız 16 liraya satın alınabilir. Minecraft Dungeons için aynı şeyi söylemem. 170 lira vermek yerine 5 ay Game Pass, PC Game Pass alabiliyorsunuz. Minecraft Dungeons oynarken bir kenardan diğer belki de oynayacağınız başka oyunlara da bakabilirsiniz. Halo Master Chief Collection 24,5 lira. Belki satın alınabilir ama yani oyunlar eski oyunlar. Infinite yok içerisinde. Çok mantıklı değilmiş gibi geliyor almak ama belki bir şeyiniz vardır. Nostalji yapacağım ya da işte ben bu seriyi senelerce oynayamadım. Oynamak istiyorum diyen varsa. PC'm de zaten eski. Anca bunları kaldırır falan diyorsanız satın almak daha mantıklı olabilir. Daha tasarruf olabilir. Gears 5 var 22 liraya. Bu da keza Gears 5'i oynarım ben bir tek diyen için iyi bir fiyat. Satın alınabilir o mantıkla. Ya da belki PC Game Pass'le bir aylık bir PC Game Pass aldığınızda diğer Gears'larla en azından çıkanlarla Game Pass'in içerisinde de yer alanlarla beraber de oynarım. Sonra Halo'ları da bakarım falan derseniz tabii Game Pass daha mantıklı olabilir. Bunlar sizin vereceğiniz kararlar. Forza Horizon'lara baktığım zaman Game Pass üzerinden oynamanız çok daha mantıklı gözüküyor. Ori and the Will of the Wisp belki 16,5 liraya alınabilir. Hatta paketi de vardır muhtemelen Ori serisinin. O da uygun fiyata geliyordur diye tahmin ediyorum. Zaten sadece ben bunları oynarım diyorsanız Game Pass'e gitmek yerine satın almak mantıklı olabilir. Ya Age of Empires paketi yapmışlar 423 liraya. Sadece 4'ü almak isterseniz indirim yok. Sadece Age of Empires 4'te. 300 liradan satıyorlar hala. O yüzden zaten ona hiç girmiyorum bile. Ama diyorsanız ki ben eski stratejicilerdenim. Söylemesi çok zormuş stratejicilerden demek bayağı zormuş. Age of Empires 2'yi senelerce oynamıştım. Şimdi Definitive Edition'da alayım. Ben gene onu multiplayer'dan oynarım. O bana yeter diyorsanız 20 liraya çok net alınabilir arkadaşlar. Definitive Edition'ı o şekilde belki bir tasarruf edilebilir. Çok klasik oyun da görüyorum burada. Mesela işte Sunset Overdrive olsun, Battletoads olsun, Rise of Nations falan olsun. Ama yani her birinin üzerinde tek tek durmak istemiyorum. Bakılabilecek, hani değerlendirilebilecek indirimler bunlar da diyebilirim özetle. Sonra baktığımda sanırım bu da tamamlanmış oldu. Pekala. Bir sonrakinde de Electronic Arts var. Keza burada da EA Play'de yer aldığı ve dolayısıyla da Game Pass'in içerisinde de yer aldığı için pek çok oyunu oradan oynamak daha mantıklı olabilir. Biraz onlara bakacağız. Need for Speed Unbound. En yeni çıkan Need for Speed oyunu. Sessiz sedasız çıktı. Epey de beğenildi. Güzel yorumlar da aldı. İlginç bir oyun tasarımı da yapıp yarış oyunlarına yeni bir soluk getirdiği söyleniyor. Ama 1200 liradan 600 liraya düşmüş. Bütçeniz vardır, seviyorsanız olur, tabii ki alınabilir. %50 indirim de az değil yani. Sonuçta cebinizde 600 lira para kalıyor tam fiyatla almak yerine. Ama ya bu oyunu 600'den çıkartsaydınız da %50 indirimle 300'e düşseydi, hani şimdiki ekonomide düşünüldüğü zaman 300 lira verebilir demek daha kolay olurdu ama dilim varmıyor ya. Ama sonuç itibariyle ben bunu zaten alacaktım diye düşünüyorsanız çok iyi bir tasarruf fırsatı. Bunun dışında ne denebilir başka? It Takes Two'yu EA Play içerisinde yer aldığı için oradan oynamanızı tavsiye ederim. Battlefield 2042 var. Çok kötü yorumlar almıştı. Hala da düzeltilemediğine dair çok fazla yorum var. O kadar gelen update'e rağmen. İnatla oynayacağım, bir Battlefield oynayacağım diyorsanız Battlefield 5 ile Battlefield 1 hala daha galiba aktif oynanıyor. Battlefield 4 o kadar aktif olmayabilir ama hani belki Battlefield 5'e yönelmek isteyebilirsiniz ama benim lafımla yönelmeyin bu arada. Şeyi bir kontrol edin. Çok emin olamadım çünkü hangisi daha aktif oynanıyordu. Yanılmıyorsam Battlefield 5 ile 1 aktif oynanıyordu ama onu kontrol edin. Duruma göre hani bu semester döneminde arkadaşlarınızla beraber de oynayacağınız Battlefield oyunu tercih edebilirsiniz o şekilde. Beraber geçirirsiniz arkadaşlarınızla. Jedi Fallen Order da EA Play'in içerisinde var bildiğim kadarıyla ama
33 liraya hani ben şey bir Game Pass'e para vermek yerine satın da alayım benim de olsun o konuda ısrarcıysanız 33 liraya da alınabilir ama bu hani bir sefer oynayıp bitireceğiniz hikayesini oynayıp bitireceğiniz bir oyun olduğu için en azından hani bir aylık Game Pass içerisinde bunu oynayıp bitirdikten sonra bu semester döneminde ekstradan başka bir şeylere de bakarsınız ya Game Pass'ten ya EA Play içerisinden. Öylesi daha tasarruflu daha mantıklı olabilir ama tabii ki son karar sizin. Şöyle aşağı doğru hızlıca indiğimde başka nelerle karşılaşacağım diye bakıyorum. Battlefield 4 falan var. Battlefield 4 Battlefield 5'ten daha pahalı. 50 liraydı Battlefield 5 ve daha aktif oynanan oydu diye hatırlıyorum ama hadi bakalım. Bir dünya DLC'ler falan var. Hiç gerek yok bana kalırsa onlara. Formula 1 oyunu 180 liraya düşmüş. %70 indirim hiç fena değil. Formula 1 2022 iyiymiş de ha bir yandan bakınca. Şey falan diye de tartışıldığını hatırlıyorum. Yeni EA'in eline geçti Formula 1 oyunu ve fiyatını yüksek fiyattan çıkarttılar diye yanılmıyorsam eleştirilmişti. O haberleri hatırlıyorum. 180 lira yine fena sayılmaz. Hani %70 indirimle bunu oynamak isteyenler varsa, Formula 1 oyunu oynamak isteyenler varsa fena sayılmaz. Klasikler içerisinden seçip alabileceğiniz pek çok da oyun var. Bazıları çok düşmemiş. Mesela Mass Effect Legendary Edition'ı herhalde Mass Effect'te giriş yapmak isteyen insanların tercih edeceği versiyondur. 150 lira fena da sayılmaz. 175 indirim fena değilmiş ama bilemiyorum. O birazcık sizin tercih edeceğiniz bir şey olabilir. Ne derler onunla harcama olabilir. Veyahut 40 lira bayağı güzel olabilir oynayacak bir arkadaşınız varsa Sega tarafına geçiş yapabiliriz. Şimdi Sega dediğimiz zaman arkadaşlar otomatik olarak Yakuza oyunlarının çıkıyor. Yakuza oyunları çıkıyor karşımıza. Bir dünya Yakuza oyunu ve Yakuza oyununun spin-off'ları var. Judgment ve Lost Judgment Yakuza spin-off'u. Yakuza Like a Dragon en yeni çıkan Yakuza oyunu. Shin Megami Tensei diye benim çok hakim olmadım ama Japon rol yapma oyunları sevenlerin bayağı da sevdiği yakından takip ettiği popüler olan da onların arasında bir oyun. Persona serisi var. Persona 5 yeni geldi. Çok yakın zamanda geldi. Çok indirim yok ama maalesef ki bu tarz oyunlar zaten çok fazla indirime de düşmediklerinden ve yakın zamanda çıkmışlar olmasının da getirdiği bir şeyle beraber daha düşük oranda indirime girmesinden ötürü bu fiyata düşmüş. Yani takdir sizin. Striker var. Strikers'la karıştırmayın arkadaşlar. Ben Persona 5 Strikers'la Persona 5 Royale'i karıştırıyordum. Bu bambaşka bir oyun. Çok farklı türde bir oyun. Ona dikkat etmenizi tavsiye ederim Persona serisine. Neymiş ya bu ben bir giriş yapayım falan diyenlerdenseniz. Baktım da evet full Yakuza'dan gittiği için ekstradan tavsiye edecek bir şey de bulamadım. Total War. Aha Total War serisi içerisinde buradan seçtiriyormuş. Tamam bir dakika bunu yakaladığım iyi oldu. Son anda gördüm. Total War Three Kingdoms 72 liraya düşmüş. Total War serisini sevenlerin göz atmak isteyebileceği bir seri nihayetinde. Ya da full versiyonlu koleksiyon paketi yanılmıyorsam her şey vardı içinde. 163 liraya alınabilir strateji oyunu sevenlerin göz atmak isteyeceği bir paket. Bu da Bandai Namco tarafına geldiğimizde karşımıza hemen neler çıkıyor? Tales of Arise çıkıyor. Japonya rol yapma oyunlarından hoşlanıyorsanız göz atabilirsiniz. Yakın zamanda dediğim bir senesi falan var yani. Güzel de bir oyun. 120 lira fena indirim değil. Ace Combat dediğinizde arkadaşlar yanılmıyorsam savaş uçağı simülasyonu dediğinizde hala da rakipsiz de bir oyun. 75 liraya düşmüş. Hani bu tarz oyunlarla ilgileniyorsanız göz atabilirsiniz. Scarlet Nexus bir diğer hani rol yapma oyunu. Japon rol yapma oyunu. Code Vein benim Japon rol yapma oyunlarının tarzıyla alakalı bir sıkıntım yok. Türüyle alakalı sıkıntım var diyenler için Souls-like türünde bir oyun Code Vein. Diğerleri direkt rol yapma oyunu oldukları için hani belki size hitap etmiyordur ama ekstradan böyle Souls-like aksiyon oyunlardan hoşlanıyorsanız Code Vein'e bakabilirsiniz. İyi de fiyatı bu arada. %80 indirimle 70 liraya düşmesi iyi de bir fiyat. Kaptan Tsubasa oyunu var. Çok iyi yorumlar almadı diye hatırlıyorum ben bunu. Aynen karışık demişler. 50 liraya düşmüş. Bir de ya, Tsubasa oyunu her zaman oynanıyor ya arkadaşlar. Ben bu şu telefonda Kaptan Tsubasa Dream Team miydi ya adı? Bak adını da unuttum. Deli gibi oynadığım bir gacha oyunu vardı yani. Lootbox odaklı bir oyun vardı. Telefonda bedava diye hayvan gibi de oynamıştım. Para kaptırmadan oynamıştım tabii de. Çok iyi de değildi aslına bakarsanız ama oynatıyordu kendini. Kaptan Tsubasa oyunlarının belli bir jenerasyon üzerinde böyle bir etkisi var. Sizde de o etki varsa belki göz atabilirsiniz. Ona galiba burada bitiyor. Yani Tekken 8 ve Armored Core yakında çıkacak diye bu reklamlar girdiğine göre. Capcom tarafına geldiğimizde otomatik olarak zaten bizi Devil May Cry paketi karşılıyor. İçerisinde işte Devil May Cry'in HD Collection'ı, Remaster olan koleksiyonu, DMC Devil May Cry 4 ve 5 olmak üzere bütün oyunlar karşılıyor. 240 liraya alabilirsiniz. Bütün oyunları aldığınız varsayıldığı zaman, hani bütün bu oyunları en azından aldığınız varsayıldığı zaman, arada başka spin-off'lar varsa arada eksik olanlar vardır belki Devil May Cry serisinden ama fena bir fiyat değilmiş gibi gözüküyor. Aşağıya biraz indiğimizde Resident Evil Village'i 135 liraya bana kalırsa kaçırmayın arkadaşlar. Çok uzun süre bu fiyattan kalmazmış gibi geliyor bana. Çünkü oyun da çok da beğenildi. Zaten Resident Evil serisini biliyorsunuz. Village de en yeni çıkan oyunu. 135 liraya almayı düşünen için belki bu indirim döneminde artık alınması gereken bir oyun olabilir. Dragon's Dogma ismini çok duyduğumuz ve kendine ait bir topluluk da yaratmış olan da bir oyun. Ben hiç girmedim ama 15 liraya kadar düşmüşken hani ismini bu kadar zamandır duymuştum. Neymiş ne değilmiş bakayım diyenlerdenseniz işte açık dünyada geçen bir rol yapma oyunu. Bir dakika açık dünya mıydı ya? Açık dünya olması lazım. Ya buradaki şeye bakarak, tag'e bakarak söyledim de yanlış tag olabilir diye düşündüm. Yok. Açık dünyaydı diye hatırlıyorum. Sınırlı açık dünya da olabilir. Ona bakmak lazım. Nihayetinde 15 liraya alıp oynayabilirsiniz. Sonradan şöyle aşağı doğru da indiğimde ekstradan Monster Hunter oyunları var. Ekstradan göz atmak isterseniz. Bayağı DLC'leriyle falan almak isterseniz işte Monster Hunter World ya da işte Monster Hunter World Iceborne vesaireler falanlar filanlar. Birazcık cebinizden fazla para çıkarmak zorunda kalabilir.
bakabilirsiniz. Aşağıda yine DLC'lerinde diğer kısımlarında göstermişler. Çok ucuza gelmiyor maalesef ki ama bu oyunların genel olayları böyle. Street Fighter oyunları, dövüş oyunlarından hani hoşlananların zaten muhtemelen göz atacağı oyunların başında geliyor. Hangisi bunun en yenisi? Yakında bir tane daha mı çıkacaktı falan? Ben iyice takip edemediğim için çok da bir tavsiyede bulunamayacağım ama yanılmıyorsam Street Fighter 5 en yeni çıkanıydı. Bir tane daha da çıkacak. Yani devam oyununu da bekliyoruz ama daha var çıkmasına diye de hatırlıyorum. Yanılıyor olabilirim. Bunda Ace Attorney oyunları bayağı da şeydir, epiktir. Hani bir avukatı canlandırdığımız ve çok büyük bir kısmı mahkemede geçen bir görsel roman tarzında oyundu. Çok ucuz değiller ama hani bir giriş seviyesi hangi yani giriş için, ilk kez görecekler için neresi giriş noktasıdır falan onları da çok bilemiyorum ama internet mimlerinden en kötü ihtimalle Objection mimleri falan vardır ya. O mimlerle tanıdığınız oyun olabilir. Ne zamandır mimlerini görüyoruz, kendisini de bir görelim diyenlerdenseniz onlara da bir göz atabilirsiniz diyeyim. Aşağıda biraz da zombi oyunları sevenler için Dead Rising oyunları var. Onlara da göz atabilirsiniz ama çok kaliteli zombi oyunları da değillerdir bu arada. Onu da söylemiş olayım yani. Haberiniz olsun. Aşağıda biraz daha geldiğimde Mega Man. Ya Mega Man ben çocukken çok oynadığım için bende bir ayrı bir yeri var ama bu yeni oyunların ya da Legacy Collection'ların çok da iyi olduklarını söyleyemem. Keşke bir reboot yapsalardı yeniden bu günümüze yakışır bir platform, aksiyon platform oyunu olarak tekrar karşımıza gelse ümit ettiğim oyunlardan bir tanesi. Özetle böyle arkadaşlar. Bütün en azından öne çıkan indirimlere göz atmış olduk. Capcom'la beraber de sonlandırmış olduk. Gene bayağı da uzun da bakmışım. Hani fark etmedim. Bu kadar uzun süreceğini de tahmin etmiyordum. İlginç de oldu. Ben de şaşırdım yani bu kadar uzun sürmesine. Gene ekstradan fazla konuşmuşum oyunlarla vesairelerle. Alakalı gözüken okey. Çok teşekkür ederim bana bir kez daha katıldığınız için. Videoyu beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Benim gözümden kaçan ama sizin önerdiğiniz oyunlar varsa onları da lütfen aşağıya yorumlarda paylaşın. Benim tavsiyelerimi beğenmeyenler belki sizin tavsiyelerinizle güzel oyunlar bulurlar. Sevgili arkadaşlar, şimdilik benden bu kadar. Bir başka videoda görüşürüz. Önümüzdeki haftalar bayağı yoğun da olacak gibi gözüküyor. Hem etkinlikler var hem yeni oyun duyuruları vesaireler falan bulunma ihtimali var. Daha sık bir araya geleceğiz diye tahmin ediyorum. İnşallah ben de şu üzerimdeki halsizliği atlatırım da daha da sık bir araya geliriz. Ama şimdilik benden bu kadar bir kez daha. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.